doğru geri dönüyoruz. Bırak. Sultan Süleyman bekliyor. Geri dönmemiz lazım dedim. Sultan beni bekler. Yok. Sultan seni göremez şimdi. Süleyman Sultan istedi, geldim ben. Şimdi ben istiyorum. Geri bas hadi. Mahidevran Sultan gelmiş belli. O kadın burada, ben kapıda. Yavaş, nereye böyle? Cehenneme. Yavaş yavaş, kadın gibi yürü. Vallahi kırarım bacaklarını. Yakalayın şunu. Koğuşuna atın, kapıyı kilitleyin. Bir delilik yapmasın. Geri döndü. Ben demiştim. Bu deliği kim ne yapsın? Sultanın kapısına bile çıkamamıştır. O olsun, havasını aldı. Hünkârımız bunun yüzünü görünce atın şu şeytanı demiştir. Kesin sesinizi yatın. Yoksa ben keserim dilinizi. O kadar hasretim ki kalbim yerinden çıkacak. Bakın. Sesini duyun. Yanımda siz olmayınca küçük, acemi bir kız çocuğu oluyorum. Thank you.
Mustafa çok özlüyor sizi. Baban çok çalışıyor. O hünkâr oldu, dünyayı yönetiyor diyorum ama dinlemiyor. Hünkârım, muhteşem olmuş. Gözlerim kamaştı. Ben bitmedi diyorum sultanım. Daha hayli işi var. Kusursuz olmalı, sana layık olmalı. Sen de dairene git. Ben bu gece çalışacağım. Mustafa'yı yalnız bırak. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Efendim. Efendim. Hünkârımız Sultan Süleyman Han sizi huzuruna ister. Sen benim has odabaşım değil misin? Ben sana her şeyimi, hayatımı emanet etmedim mi? Bir kusur mu işledim? Ben sana bu sarayın en yetkili 4 mühründen birini vermedim mi? Verdiniz. O zaman niye yetkilerini kullanmıyorsun? Niye senden benden habersiz bu odaya misafir giriyor? Hünkârım bu gece yanınızda Aleksandra oldu. Öyle olmadı İbrahim! Sırtıma bir döndüm ki huzurumda Mahidevran bekliyor. Hiç kimse bana emrivaki yapamaz. Bir daha olmayacak. Her kim buna cüret ederse hesabını senden sorarım İbrahim. Çekilebilirsin. Gözlerim parlamış eskisi gibi Mahidevran. Sayenizde validem. Siz yol gösterdiniz. Bir daha seni bezgin ve kederli görmek istemiyorum. Sadrazam Piri Mehmet Paşa hemen huzura kabulünü ister. Buyursun gelsin. Hayırdır Lala sabah sabah? Hünkârım, hayırlı değil Suriye'den gelen haberler. Vali Canberdi Gazali isyan başlatmış. Memluk beyleri ve Araplarla ittifak etmiş. Bize isyan eden cevabını fazlasıyla alır Lala. Tez divanı toplantıya çağır. Zamanında üzerinde çalıştığımız Suriye meselesi raporunu divana verelim mi? İyi hatırladım, getir.
sormazlar. Kalkın! Kalkın! Siz nasıl burayı böyle yaparsınız? Kedi köpek misiniz siz? Çabuk hemen temizleyeceksiniz burayı, hemen! Sen yaptın değil mi? Kalk ayağa! Hayır. Bu, bu, bir de bu yaptı. Yalan, sen başlattın. Susun! Hepiniz cezalısınız. Burası bal dök yal olacak. Etrafta bir tüy görürsem hepinizi mahzere kapatırım. Orada da yılanlara, farelere arkadaşlık edersiniz. Akşama kadar da yemek yok size. Akşam burası istediğim gibi olursa belki. Size ben bunları mı öğrettim? Şu halinize bakın. Utanın. Hadi kızlar. Hemen kova, bez, su falan alın. Hemen temizleyin burayı. Sultan Süleyman Han Hazretleri, destur. Dayı, Müneccin başına sorduğum sualin cevabı gelmedi. Sümbül Ağa'yı yolla baksın, neden geç kalmış? Hünkârımızın geleceğini mi sordunuz? Oğlum, aslanım benim, gel. Gözüm kapıda seni bekliyor. Yalnız kalın validem. Dayı, bizi yalnız bırakın aslanımla. Validemsin, yeganemsin. Ama benim hayatıma, benim tercihlerime karışmayın. Buna izin vermem. Neden kızgınsın? Benim ne ilgim var bunlarla? Senin sağlığına, zaferlerine dua etmekten başka? Siz benim neden bahsettiğimi gayet iyi bilirsiniz. Her kim ki beni yönetmeye kalkar, cevabını misliyle alır validem. Mahidevran'ı çağırın hemen. Mektep ne anne? Ben gitmeyeceğim, oğlan oynayacağım. Gideceksin Mustafa, kes sesini. Kesmeyeceğim, ben babama gideceğim. Mustafa kaçma, gel. Mustafa! Yakalayın! Valide Sultanımız sizi görmek istiyor. Vezirlerim. Bu elinizdeki raporları şehzadeyken Manisa'da hazırladık. Rahmetli babam Sultan Selim Han'la görüşüp sunmak nasip olmadı. Anlat İbrahim. Şam valisi Canberdi Gazali geçmişiyle güvenilmeyecek bir azatlı köledir. Mısır'dan ayrılmış Memlük beyleri ve Araplarla düzürlerle bir olmuştur. Pargalı'ya mı kaldık devlette fikir sahibi olmak için? Canberdi Gazali haindir. Sultan Selim Han'a biat etmiş olmasına rağmen Rodos şövalyeleriyle de görüşmüş, pazarlıklar yapmış, altın ve silah yardım almıştır. Düşmanımızla işbirliği yapmıştır. Hünkârım, siz geleceği bir kahin gibi görmüşsünüz zamanında. Canberdi Gazali haini, şimdi de İran'da Şah İsmail'le birlik olup hainlikle Halep ve Beyrut'u ele geçirmiş. Mısır valisinde yandaş alıp hutbe okutup para bile bastırmış. Benim iktidarıma boyun eğmeyen, ister şah olsun ister vali, toptan cezalandırılır. Emrediyorum, bırak beni. Ben babamı göreceğim. Şehzade Mustafa, buyurun arzunuz. İbrahim, babamı göster bana. Mektebe gitmek istemiyorum. Ama şimdi hünkârımız çok mühim bir görüşmede, yanına giremeyiz.
Ama şu pencerenin kenarından bakabiliriz. Gel bakalım. Ben bir şey yapmadım validem, ne haddime. Beni has odaya sizin yolladığınızı da demedim. Bir de söyleseydin. Ne söyledin ki siniri ateş gibi gözlerinden taşıyordu? Hiçbir şey söylemedim. Mustafa sizi çok özlüyor dedim. Çok çalışıyor tabii. Eskisi gibi değil. İşte bu. Bunu anla. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O bir cihan padişahı. Manisa Sarayı'ndaki muhabbetinizi rüyalarında görürsün. Burada kaç rakibin var artık? Akıllı olman lazım. Aleksandra, sana diyorum. Buraları da temizle. Süleyman senden öyle alacağım ki intikamı. Malçi, usluşat. Kızma sultana. Köle olacak bana o sultan. Ferhat Paşa, tez askerlerini hazırla ve yola revan ol. Karaman Beylerbeyliği'nden ve Dulkadir Beylerbeyliği'nden de destek sağla. Kapıkulu askerlerinden yanına gerekli miktarda da al. Hünkârım, bugün başlarız hazırlığa. Canberdi Gazali'nin kellesini sizin mübarek ayaklarınızın altına koymazsam ben de kellemi sunarım huzurunuza. Yaparsın bilirim paşa. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Hünkârım, bir husus daha arz etmek isterim. Söyle Ahmet Paşa. Macar kralı Lajos'la sıkıntımız var. Kaç aydır vergilerini ödemedi. Arzu ederseniz ben de... Paşa, sen de Macar seferi mi istersin? Onlara da mı savaş açalım? Hünkârım, bir elçi yollasak önce. Altınların ödenmesini emreden bir mektupla. Devletler arası ilişki için. Diplomasi diyorsun yani Piri Paşa. Roma'da da işler böyle yürümüş. Diplomasi derlermiş. Önce görüşme. Kibar kibar konuşalım. Sonra kılıç çekip yerle bir edelim. Mektubu hazırlar, Behram Çavuş'a veririm. Elçi olarak gitsin derim hünkârım. Hala gitsin Behram Çavuş. Piri Paşa, siz yine de kılıcınızı bilemeyi ihmal etmeyin. Secondo le ultime notizie arrivate da Venezia, Osmanlı Sultanı Genç Süleyman'ın hızla önemli kararlar aldı. 600 Mısırlı ailenin özgür bırakıldı. Yolsuzlukları tespit edilen donanmanın başındaki kumandan idam edilmiş. Suriye'de, Osmanlı toprağında isyan başlamış. Oradaki vali bağımsızlık ilan etmiş. Araplarla birlik olmuş. Araplar isyan halinde. Bunlar güzel haberler. Osmanlı Sultanı doğuda çıkan isyanlarla meşgul olacak uzunca bir zaman. Batıya, bize gözünü dikip hayaller kurmaya bile vakti olmayacak. İsyancı kimse onlara destek olun. Doğu iyice karışmalı. Bak, bu Elif. Tek çubuk. Tamam mı? Bu... B. Bunun altında bir tane nokta var. Bu T. Bunun üstünde iki tane nokta var. Bu da S. Bunun üstünde üç tane nokta var. Hocanı dinle, öğren. Hocam size dersi bırakmayın. Şehzademiz iyi eğitilecek. Öğrenmeyeceğim. İbrahim Bahçe'ye gidelim, kılıç oynayalım. Tamam, oynarız. Sen önce gösterdiğim gibi yaz bakalım.
Ben padişah olacağım nasıl olsa. Okumak yazmak diye. Esas bu yüzden öğreneceksin. Herkesten daha çok okuyup bileceksin ki hata yapmayasın. Bilgi hata yaptırmaz Mustafa. Baba, baba kurtar beni. Oğlum. Ne oldu? İbrahim'le ders bitti mi? Ben padişah olacağım zaten. Neden ders yapıyoruz ki diyor. Şehzade Mustafa. Belki padişah olmazsın belli mi olur? Sen öğrenmeye bak. Olacağım işte. Ben de padişah olacağım. Nöbetçiler! Alın götürün bu şehzadeyi. Tez cezası verile. Kellesi vurula. Mektubu Belgrad'a Kral Lajos'a götüreceksin. Elçilik heyetini topla, yola koyul Behram Çavuş. Uçarak gideriz Piri Paşam. Bana verdiğiniz bu şerefli görev için size minnettarım. Haydi. Allah yolunu açık etsin Behram Çavuş. Mustafa, yeter öldürme muhafızlarımı. Beni kim koruyacak sonra? Ben! Ben koruyacağım. Aslan parçası. Nasıl da sağlam tutuyor kılıcı. Sen öğrettin. İlk kılıç tutmaya seninle başladı. Mustafa'yı annesinin yanına gönder. Ben dinleneceğim biraz. Yeter artık Konya'da. Hünkârım. Bu geceki misafiriniz için izin verirseniz Sümbülay'a haber yollatayım mı? Uygundur Pargalı. Öldüm ben. Ben de öldüm senin yüzünden. Aç kaldık. Kız delirdi sandım. Delirdi. Bir döndük ki altın yoldan. Bu işte bir iş var. Tövbe tövbe ne iş olacak? Mahidevran Haseki Sultan. Aman. Hasuda başı İbrahim sizi çağırıyor. Korktuğum başıma geldi. Azara çağırıyor. Yandın Sümbül. Kor gibi yandın. Nigar Kalfa, bu saate iş mi kalır? Temizlik bitmedi mi? Kuş tüyü temizliği biter mi Daya Hatun? Bir rüzgar esiyor, yine havadan yağıyor sanki. Cezaları bitti mi? Akşam yemeği vereceksin mi? Hayır. Aç yatacaklar. Hünkârımız Aleksandra'yı istiyor yine. Nigar Kalfa, bu işte sen ilgilen. Bir eksik gedik olmasın. Kadına mahsus geldi, ben biliyorum. Beni de görmek için odasına çağırdı. Baktı bana. Korktu benden, kocasını elinden alacağım diye. Evet. Alacağım. Alacağım Maria. Delirme Alex. Sultanın karısı o. Kraliçe kadın. Hem de oğul vermiş bir kraliçe. Ben de yaparım. Oğul doğururum. Kalk ayağa. Temiz oldu olmadı mı? Doğru hamama. Yıkan paklan. Akşama hünkârın huzuruna çıkacaksın.
başına abdest alma. Yine geri döneceksin. Mahidevran varken sana mı bakacak sultan? Akşam kibar, saygılı ol. Hünkârımızı memnun et. Senin yerinde olmak isteyen çok kız var. Tek bir gece diye düşün. Hayal kurma. Eğer ki hünkârımızı mutlu edersen, seni hediyeleri var. Bu da bir şeydir. Mahidevran Sultan onun tek kadınıdır. Her perşembe onunla beraber olur. Neden perşembe? Adettir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kutsal bir gecedir. Ve eğer ki o akşam hamile kalırsan kutlu bir evlat dünyaya gelir. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Gülfem Hatun da hanedandan mı sayılıyor efendim? Hünkârımızın ilk kadınıdır. Şehzade bile vermiştir ama kısmetsiz kaybetmiş çocuğunu. Buraya sığınmış işte. Ortalıkta dolaşıyor böyle. Gülfem. Gelsene yanıma. Buyurun Valide Sultanım. Söyle kızlara, benim sevdiğim şarkıyı çalsınlar. Hadi. Ne mutlu size. Aileniz yanınızda. Süleyman'ım, aslanım da keşke burada olsaydı. Haber yollayalım, o da gelsin. Bu gece halvet var. Aleksandra'yı çağırdı. Odaya girince selam vereceksin. Sultanın eteğini öpeceksin. Zinhar göz göze bakmayacaksın. Yüksek sesle konuşmak, gülmek. Yasak biliyor. Korkma, sakin, sakin.
Aleksandra. Aleksandra, aç gözünü. Süleyman. Kim çağıracağım? Gitme. Bırakma beni. Affet, çok heyecan, çok bekledi beni. Kölen, cariyen Aleksandra. Keman. Çok güzel. İbrahim çalıyor. Evet, çok güzel. İbrahim kim? Hatice Sultan. Ay Gülfem, sen miydin? Bak dinle. İbrahim çalıyor. Siz dinlemeyip bakıyorsunuz ama pek beğendiniz. Öyle deme Gülfem. Müzik gibisi var mı? İşin yok mu senin? Ay Gülfem, bir huzur vermedin. Hadi gel içeri geçelim. İbrahim benim şahinci başım. Av arkadaşım. Yol arkadaşım. 7 yıldır benim yoldaşım, sırdaşım. Saadetimde, mürvetimde... Oğlum Mustafa'nın ilk gülüşünde, ilk adımında yanımda olan İbrahim. Ben de istiyorum. Her şeyin olmak. Arkadaş, aşk, yoldaş. Sen İbrahim'i kıskandın. Evet. Thank you.
Aleksandra. Sabah şerifler katırlı olsun sultanım. Ayıp yaptım. Sen ne dedin bana şimdi? Sabahınız eşekli olsun dedin. Ben öldüm. Evet, öldün sen. Bol bol koyun, bol bol. Kaymağı, cevizi, balığı. Bıldırcı yumurtası eksik. Nerede bıldırcı yumurtası? Pişiyor ocakta. 20 tane kırdık sahana. Yetmez mi? Fazla fazla olsun. Desene Sümbül Paşam, kim bu şanslı? Sana ne şeker ağa? Sana ne? İşine bak. Hadi çabuk, çabuk. Hani daha pişmedi mi yumurta? Ha? Bak, sakın yakma altını, sakın. 20 tane mi var burada? Arkadaşın gelmedi mi hala? Sultanın yanında. Ne malum? Belki de yapmıştır bir saygısızlık. Kellesi gitmiştir. Öyle deme, Tanrı korusun. Kızlar! Çeneniz çalışmasın, elleriniz çalışsın. Toplayın yataklarınızı, derse gideceksiniz. Aleksandra derse gelmeyecek mi Nigar Kalfa? Kes sesini, işini yap çabuk. Mahidevran. Buyurun validem. Bir şey yesene. Ne yiyorsun, ne konuşuyorsun? Hasta mısın? Hekim çağıralım. Sağ olun validem. Bana hekim ne yapsın? Benim... Bu gece perşembe akşamı. Böyle mi karşılayacaksın hünkârını? Topla kendini. Hadi. Hayli zamandır böyle gülmemiştim. Beğendin mi? Ben yaptım o yüzü. Güzel. Kim kadın alacak bunu? Thank you.
yerden. Denizden sana geldim. Ben senin. Bu göz, bu dudak, bu kalp senin. Gülşah, neredesin sen? Bu gece için hazırlanmam lazım, bilmiyor musun? Çok güzel olmalıyım. Elimin altından kaybolma. Neyin var? Konuşsana, ne oldu? Efendim, duydum ki... Ne duydun? Söylesene, çatlatma beni. Alexandra dün akşamdan beri çıkmamış Halvet'ten. Hala hünkârımızın yanında. Gidin. Yalnız bırakın beni. Daya atın. Ha, bu evet. Daya. Ve bu kim? Rakset. Kim bu? Sümbül. Bir daha yap. Rakset. Bana bunu nasıl yapar? Ben onun yegane aşığıydım. Nasıl olur? Sultanım yapmayın, hırpalamayın kendinizi. Dilim kopsaydı da söylemeseydim olanları. Mahidevran? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bak başıma gelen Hatice. Bu gece ben burada onu beklerken... Yarımız Rus bir köleyle kapanmış odasında. Abim padişah. Onun tercihlerini biz nasıl konuşuruz? Size düşmez. Mahidevran, sen Haseki'sin. Onun baş kadınısın. Acemi cariyeler gibi yap. Nigar Kalfa. Hürrem.
Hümrem. Hürrem. Tekrar et. Hürrem. Ne demek Hürrem? Hürrem yüzümüzü güldüren, neşelendiren demek. Bundan sonra senin adın Hürrem. İki gündür yoktun. Nasıl oldu da bırakmadı Sultan sana? Ne dedi sana? Anlatsana Alex. Hediyeler verdim Alex'e de anlatsana. Hadi Alex. Hadi Alex. Alex çatladı. Alex yok artık. Alexandra yok artık. Herkes Hürrem diyecek. Hürrem. Anladın? Nereden çıktı bu? Gökteki melekler mi söyledi? Sultan Süleyman kulağa söyledi gece. Hürrem. Hürrem. Hürrem dedi. Alexandra öldü. Hürrem doğdu. Mektebe gitmiyoruz değil mi İbrahim? Dersi yok. Yok. Bugün cuma selamına gidiyoruz. Camiye gidip namaz kılacağız. Ondan sonra da kulların dertlerini, iltifatlarını dinleyeceğiz. Ben de mi kılacağım? Evet, sen de kılacaksın. Bugünkü dersin bu, namaz kılmayı öğreneceksin. Bundan sonra her cuma hünkârımızla Ayasofya'da secdeye eğileceksin, dua edeceksin. Ben babama dua edeceğim. Beni çok sevsin, beni çok oynasın, beni hava götürsün. Sümbül Ağa geldi. Huzura kabulünü bekler. Neden geciktin Sümbül Ağa? Seni bekliyorum sabahtan beri. Evet, ne cevap yolladı müneccim başı söyle. Valide Sultanım, söylemekle bitmez dedi, yazdırdı. Okusana. Hicretin 10. yüzyılında tahta oturan 10. padişahımız Sultan Süleyman Han için sorduk. Bedenimizdeki 10 el, 10 ayak parmağımız, kutsal kitabımızın 10. ayda peygamberimize 10 bölüm halinde gelmesi, eski ahitin 10 emrinin olması, peygamberimizin 10 inançlı müridiyle İslam'ı yayması, 10. padişahımızın kusursuz sayıyı temsil ettiğini ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar toprakların sahibi olacağını, yüzyılda bir dünyaya gelen bu yüce insanın denizlere, karaya sığmayacak bir gücü, iktidarı yöneteceğini bildiririz. Padişahım! 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 Devletin adı çok yaşa padişahım. Ben rolde padişahım, kendine büyük Allah var. Devletin adı çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Var ulan be padişahım, senden büyük Allah var. Kılıç
başım keskin olsun. Anlatsana. Hadi Naz yapma. Çok kuvvet. Hı-hı. Çok yakışıklı. Hı. İki gece kaldın, ne yaptın? Ben sana bir gece değil, bin bir gece olacak derim. Sen yaparsın, senden korkulur. Beni seviyorsun değil mi Hürrem? Bana büyü yapmazsın. Eşyalarını topla Alexandra. Bu koğuştan taşınacaksın. Yeni odan olacak Alexandra. Benim adım Hürrem. Yasak Alexandra. Hünkârımız koymuş adını. Hürrem diyecekmişiz bu Rus köleye. Öyle denmiş madem Hürrem deriz. Hürrem Rus köle değil, gözde cariyeliğe terfi etmiştir. Siz buyurun Daya Hatun. Hürrem. Hürrem Hatun. Sultanımız sana gönderdi. El öp şaşkın. Teşekkür et. Hünkârımız sana hediye göndermiş. Hürrem mi? Evet. Hünkârımız koymuş adını. Bana bundan sonra Hürrem diyeceksiniz dedi. Alexandra öldü. Hürrem doğdu dedi. Hürrem. Yılan bakışlı Hürrem. Yılan. Davranma, akıllı ol. Buraya çıkmak, bu odaya terfi olmak önemli bir şey. Ama esas mesele burada kalmak ve yükselmektir. Rakiplerin çok. Sana tuzak kuracaklar. Uyanık ol. Kavgacı da olma. Aa, ben kime anlatıyorum? Sen oyunun peşindesin. Burası oyun yeri değil. Gel dans yapalım. Hürrem. Aferin. Hadi Mustafa. Sıkı tutsun Mustafa. Daha sıkı. Vur. Hünkârım. Cuma çıkışı size sunulan arzualler görmek ister misiniz? Elbette. Bakalım kullarımın istekleri nelermiş. Seç birini oku. Hadi Mustafa! Hünkârım devletlim. Biz Galata'da esnafız. Pamuk ticareti yaparız. Ama vergiler belimizi kırmıştır. Devlet-i Aliye Osmaniye'ye vergi elbette görevimiz. Ama Venedik gavuru bizden çok ucuza mal alıp çok az gümrük vergisi vererek emeğimizi gavur ellere götürüp bol kazanç sağlar. Adaletinize sığınırız. Duydun mu Piri Paşa? Ne dedim ben size? Bu Venediklilerin vergisini iki katına çıkarın. Esnafın narhını da düşürün biraz. Baş defterdara emirlerinizi söylerim. Başka Pargalı? Yeniçeriler ve Akıncılar sefer ister. Büyük sefer. Kafirden alınacak büyük ganimet var. Yeter artık oturduğumuz. Hadi gidelim derler. Daha dün Ferhat Paşa 7000 Yeniçeri topladı. Yola çıktı. O hain Canberdi Gazadi için hünkârım. Büyük sefer büyük hazırlık ister.
Hedefim önce Rodos. Donanma ve toplar hazır olduğunda rahmetli babam ve rahmetli büyük atam Fatih'in uğraşıp alamadığı Rodos'u almak. Hadi Mustafa vur! Mustafa'm nerede? Sabah İbrahim'le gitti. Cuma selamlığında hünkârımızın yanında olacaktı. Senin hazinen Mustafa'dır. Senin işin gücün Mustafa olacak. Onun mutluluğu, iyi yetişmesi. Yüzün hep gülecek Mahidevran. Bu haremde kederli sultan görmek istemiyorum. Hatice kızım, bu akşamüstü toplayın herkesi. Şöyle güzel bir yemekli, müzikli eğlence yapalım. Hepimizin neşesi bir yerine gelsin. Ne iyi olur. Ben hemen ilgilenirim. Daha iyi söylerim. Ben de izniniz olursa Mustafa'ya bir bakayım efendim. Bekle, ben de geliyorum. Yemekte herkesi güler yüzlü görmek istiyorum. Elbette validem, izninizle. Geceni güzel keman çaldı. Özlemişim. Hürrem de çok sevdi. Seni sordu. Hürrem? Artık Aleksandra yok. Ona Hürrem adını verdim. Hürrem, neşeli, yüzümüzü güldüren, aydınlık demek. Çok şairane. Güzel bir isim vermişsiniz hünkârım. Bu Hürrem bana yeniden şiir yazdırabilir İbrahim. Muhibbi'yi uyandırma vaktidir. Muhibbi'nin şiiri yüksek şiir. Muhibbi der ki, dostum, ben gönlümü senden yana yolladım. Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil. Ey yay kaşlı, okun ne zaman göğsümden yana doğrulsa, o okun ucundaki demirden yana göğsümü germezsem, erkek değilim. Ey dost, gönlümü aldın. Şimdi maksadın canım ise, ben canımı ve başımı çoktan koydum bu yolun üstüne. Ben unutmuştum, sen nasıl ezber hatırladın? Güzel şiirmiş. Bu muhibbi fena yazmıyor Pargalı ha. Bak bak bak. Ah. Af dile hain, senin kelleni alacağım. Affedin şehzadem, bağışlayın beni. Baba, baba askerlerini yendim. Beni yenemezsin hain, gel buraya. Mustafa kaç, yenecek seni. Sıkı dur. Aferin sana. Gel bakalım. Ha, ha. Al, al, al. Gel buraya, vur. Ses, dur. Gel buraya. Kolla kendini. Sizi çok yordu mu? Hayır, hiç yormadı. Mustafa bizim neşe kaynağımız, mutluluk kaynağımız. Yendim seni, gel buraya. Ben kazandım, hile var. Hayır, ben yendim. Yenildin, kabul et. Ah, babalar hile yapmaz. Mustafa, hadi oğlum artık yeter. Hünkârımızı meşgul etmeyelim. Hadi al bu ateş parçasını. Sabahtan beri kılıç salladı zaten. Hadi Mustafa, git annenle. Hadi Hatice, gidin. Hürrem, Hürrem gel, eğlence var, gel.
Ne yapıyor orada? Yukarıdan ev sahibi gibi bize bakıyor yılan gözlü. Gözdeler katına terfi etmiş. Hürrem Hatun. Git çağır onu buraya. Ama sultanım, valide sultan burada. Bir şey derse sonra. Bana akıl mı öğretiyorsun Gülşah? Kendine gel. Yürü dediğimi yap hemen. Rodos'u Atam Sultan Mehmet 180 parça gemiyle kuşatmış. Olmamış. Sonra dedem Bayezid de denemiş. Bir de Venediklerin tezgah kurmasıyla Rodos şövalyeleri büyük amcam Cem'i 1001 hile desiseyle orada tutmuşlar. Bize karşı tehdit olarak kullanmışlar. Amcam öldü, çocukları hala orada rehin gibiler. Biz şimdi tersanede 200 yeni kadırga mı yaptırıyoruz? Bunu 300 hatta 400 parçaya çıkarmamız lazım. Mısır bizim. Ama Akdeniz'e Rodoslular hakim. Bu kış hazırlıkla geçse bahara önce çıkarız sefere. Belki daha da geçe kalabiliriz. Ama hemen alamasak da Rodos'u, içten karıştırmaya başlamamız iyi olacaktır. Yenemesen de karıştır diyorsun. Ben demiyorum. Aristo diyor. Büyük İskender'in akıl hocası. Büyük lokmayı yutmak zordur. Böl, öyle yut demiş. Böl ve yönet. İyi politika. Buradan Rumlar bul İbrahim. Halka karış, çarşıyı kokla. Adamlarını seç, yollayalım Rodos'a ticaret yapsınlar. İş kursunlar, güç kazansınlar orada. Zamanı geldiğinde kalenin kapısını bize açarlar. Alexandra. Duydum ki çok güzel raks ediyormuşsun. Şimdi bizim için de oyna Alexandra. Hadi oyna. Aferin Alexandra. Pek maharetliymişsin eğlencede. Hürrem. Ne dedin sen? Benim adım Hürrem. Alexandra yok. Sultan Süleyman öyle istiyor. Terbiyesizlik yapma Alexandra. Sen terbiyesiz. Alın götürün. Atın mahzene bu terbiyesizi. Gözüm görmesin. Bırakın beni.
biliyorum. Tamam. Bırakın! Bırakın! Beni bırakın! Şu eşyanı! Kilitle. Belki aklın başına gelir. Ben Hürrem'im. Hürrem'im. Çok mu kötüymüş attıkları yer? Kedi kadar fareler varmış orada. Karanlıkmış. Dansını farelere yapar artık. Akçeyle alışveriş yap. Buyur beyim, buyur. Ticaret önemli değil, yarenlik önemli. Buyur bir şerbetimizi iç. Eyvallah, sağ olasın. Söyle bakalım, işler güçler nasıl? Yerinde mi kazançlar? Aç değiliz şükür, rızkımızı kazanıyoruz. Sultan Süleyman geldi, askerin cebi akçe gördü. Onlar da borcunu kapadı. İyiyiz maşallah. Vergiler de azalsa daha iyi olacak. Beyim, çarşıdaki Yahudi sarraflar memnun. İşte oradan anlayacağım piyasayı. Ya? Aldın mısın? Şu yukarıdaki Adem evladı kimdir? Ne yapar orada? Ha, o mu? Matrakçı Nasuh. Bir çeşit Adem'dir. Damdan dama dolanır, kafa üstü çakılır. Memleketi yazar çizer. Zehir gibi de aklı vardır. Bir gördüğünü bir daha unutmaz. Matrakçı, hele in aşağı. İnsan içine karış. Susadım, bir şerbet ısmarla iniyorum. Bir akçe para harcamaz. Gelsin bakalım, gelsin. Ben ısmarlarım. Gel matrakçı, gel, gel. Beyim, memleket nere? Üsküdarlıyım ben. Belli. Tekasil duruyor beyimiz. Bizim gibi göçmen değil. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Niye matrakçı derler sana? Topunu matrakta yendiğim paralarını aldığım içindir. Parasıyla mı oynuyorsun? Yok, müzik çalınca oynuyorum. Seni bildim ben. Dur. Seni çizdim ben. Bak. Dur, bak. Tamam. Aferin, aferin. Güzel çizmişsin. Yalnız ben seninle matrak oynamak isterim. Parasını ama ha. Olur. Bak ama alırım paranı, ağlama sonra. Belki ben alırım senin altınlarını. Şuradan bana iki gömleklik Bursa efektisi kes bakalım. Hemen beyim. Bu nasıl? Olur. Matrakçı nasıl efendi ha? Thank you.
Ayağa kalk. Hünkârım, sizi matrakçı Nasuh Efendi ile tanıştırmak isterim. Kendisi çok iyi bir nakkaş. Matematik dehası ve matrak ustası. Söylenenler doğru mu? Yalan varsa ben durdururum o yalanı sultanım. Görelim bakalım nasıl oynuyorsun. Bir de parayla oynuyormuş. Sen sultanın parasını alıp gideceksin, üstüne beni ahaliye anlatacaksın ha? Anlatmam. Zinhar anlatmam sultanım. Hala. Getirin matrak takımlarını. Af dilersen buradan çıkarsın Rus kızı. Af yok. Yok mu? Af yok. Korku yok. Benim adım Hürrem. Sultan koydu kutsal perşembe. Su bile vermeyin. Çürüsün kalsın.
Sümbül Ağa. Emredin hünkârım. Hürrem Hatun'u hazırlayıp odama gönderin. Hürrem? Rutenyalı cariye Aleksandra. Onun adı Hürrem. Ne oldu be adam? Hürrem cezalı hapiste hünkârım. Ne cezası? Kim verdi ona bu cezayı? Kimin haddine? Konuşsana! Valide Sultan Hazretleri verdi. Tez git çıkar onu oradan. Bakma yüzüme git! Emriniz olur ki. Niye kanat taktın üşüyorsun? Hürrem'i çıkaracağız. Hünkârım duymuş. Ya Valide Sultan duyarsa? Siz Valide Sultan'ı dinleyin. Ben hünkârım. Dahi hatunum. Kanatsız uçmak istemiyorsanız benimle gelin. Bırakın beni. Baş! Cevvali Mazenderen. Seni hünkâr kurtarıyor, hünkâr. Alın şuna. Yürü. Nasıl olabilir bu İbrahim? Senin neden haberin yok? Hünkârım, benim haleme girip çıkmam yasak. Nasıl haberim olsun? Kadınlar arasında bir şey olmuş. Olacak İbrahim. Sen bu mührü taşıyorsan, benim has oda başımsan, orada kuş uçsa haberin olacak. Olmazsa senin zaafın sayarım. Hürrem'i hemen soyun, temizleyin, paklayın. Çabuk. Çabuk. Hürrem nerede kaldı ki bu kadar perişan olmuşsun Bülah? Çok merak ettiysen seni de göndereyim oraya. İnnallâhe me'assâbirîn. Hürrem, aç gözünü bak. Hürrem, oyunu bırak. Bak çıktın, kurtuldun artık. Hürrem, toparla kendini hadi. Kızıyorum ama. Bak sabrımı taşırıyorsun ama Hürrem. Kalk. Hürrem. Geçti, dinle. Hekim çağırın, yedirin, içirin, iyi edin onu. Güneş gibi parlıyorsunuz sultanım. Yüzünüz gülüyor. Evet, iyiyim. Gece iyi uyudum. Kaç gecedir uyuyamamıştım. İnsan huzurlu olunca, düzen sağlanınca. Hürrem'i dün gece... Alma Orus'un adını ağzına. Hürrem'miş. Affedersiniz sultanım. Bunu da ye aslan parçası. Ye ki güçlü ol. Yeter, doydum. Annem de yedim. Ben babama gideceğim. Gitme. Bekle. Şimdi baban gelir zaten. Ya gelmezse? Gelir.
her sabah gelir. Benim hayır duamı almadan gününe başlamaz. Şimdi bunu benim hatırım için yer misin? Hadi canım. Aferin. Söyle İbrahim. Bugün beni bekleyen işleri say bakalım. Hünkârım, baş defterdar ve Piri Mehmet Paşa yeni vergilerin kanunnamesini arz edecekler. Âlâ. Öğleyin Lehistan elçisi gelecek. Elçiler anında 3 heyet daha bekliyor. Bana verebileceğin başka havadisin var mı peki? Hürrem Hatun hızla iyileşiyor. Emir buyurduğunuz üzere her daim bilgi alıyorum. Siz validenize mi gidiyorsunuz şimdi? Yürü İbrahim. Daha mühim işlerimiz var. Sultanım. Harem hazinesi sayımı yapacaktık bugün. Hangi vakit size uygun? Sonra bakarız. Dün gece hünkârım o şeyi duymuş. Neyi duymuş? Anlamadım. Ya ne konuşuyorsunuz pısır pısır? Bana da söyleyin. Sümbülay'a emir vermiş, cezayı kaldırmış. Biz de mecburen... Anladım daha iyi. Şimdi validesine ceza veriyor demek ki. Bak öyle oluyor, neredeyse gelmedi. Bir edepsiz cariye için benim kararımı çiğnedi. Çok karanlık mı orası? Korktun? Hayır. Bu pekmezden 2 kaşık daha iyi. Güç ver. Ben de seninle kalsam Hürrem. Bu oda çok güzel. Sultan gelmiş yanına. Anlatsana. Maria. Çabuk aşağıya. Cariyelere temizlik var. Yasak mı? Yasak. Sen iyileşmene bak. Hadi. Ayşe, Hürrem sana emanet, ona göre. Merak etme. Maria yürü. We'll be right back.
Müzik